Pusula programına hoş geldiniz. Evet, Türkiye oldukça karıştı. Bakanlar Kurulu karıştı. AKP kendi içinde karıştı. AKP dışı karıştı. Mafya karıştı. İlginç olaylar olmaya başladı. Basın karıştı. Kendine gazeteci diyenler ilginç bir noktaya geldi. Sedat Peker'den görüntüleri yayınlanınca Hadi Özışık ya o esasında ben değildim, kardeşim Süleyman'dı diye ilginç bir yaklaşımda bulundu. İhbar diyemeyeceğim çünkü kardeş sonuçta. Dün Anadolu Ajansı'ndan bir muhabir bir soru sordu. Bir muhabirin soramayacağı bir soru. Belli ki sordurtulmuş kendisine büyük olasılıkla Berat Albayrak tarafından. Akşam onun da babası, benim oğlum AKP'ye verdiği rahatsızlıktan dolayı özür dilerim diye bir açıklama yaptı. O da oğlunu biraz zor söylemesi ama sattı. AKP uğruna oğlunu sattı. O yüzden bazen bir takım şeyleri söylemeye de dilim varmıyor, düşünmek de istemiyorum. Yani nasıl insan bu noktaya getirilir diye düşünmek istemiyorum. Zorlanıyorum bunu anlamakta, insanların bu noktaya gelmesini. Bir ülke nasıl bu hale getirilir diye. Tabii bunların hiçbir tanesi 20 yılda olmadı. Bunları biz hep benim iddiam tabii. Az gelişmiş ülkenin bir kaderi bu. Az gelişmiş ülke ancak böyle yönetilir. Az gelişmiş ülke eğitimli, aklı başında aydınlar tarafından yönetilemez. Çünkü o aydınların seçilme şansı çok az. Aydınların seçilmesi için gerçekten daha gelişmiş bir ülke gerekiyor. Yani bunların hepsi birbirine paralel devam eden şeyler. Evet, bugün iki konuğum var. Birisini Arjantin cezaevinden yaptığım için daha önceden, yani dün yaptım, o yüzden paket olarak vereceğim. İkincisi de daha önce de program yaptığımız gazeteci arkadaşım Serdar Öztürk. Merhaba, hoş geldin Serdar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi önce Serkan Kurtuluş'un programıyla başlayacağım. Bu Sedat Peker olayından sonra onun da bir takım söyleyecekleri var. Çok şaşırtıcı olaylar da var, o yüzden ondan başlayacağız. Evet arkadaşlar, bu videoyu alabiliriz şimdi. Merhaba Ahmet abi, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olasın abi. Neler yapıyorsun peki? Vallahi işte aşkı grevine başladım. Bugün 11. gün. Bekliyorum. Evet, söyledim Mehmet Ali. Bir çözüm mü açlık grevi sence? Abi yani kuşkular var. Şu an kayıtta mıyız abi? Evet. Yani kuşkular var abi. Şöyle, şimdi ben Arjantin adaletine güveniyorum ama burada mültecilik başvurusunda bulunmamın üstünden yaklaşık bir sene geçti. Ama halen hiçbir cevap yok. Ve bu da bende bazı kuşkular yaratıyor. Çünkü ben AK Parti hükümetinin işlemiş olduğu işte insanlık suçları, savaş suçları ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Ayrıca çok önemli bazı deliller paylaştım ve henüz daha paylaşmadım. Elimde olan çok önemli deliller var. Hatta buradan çağrıda bulunmak da istiyorum. Amerika ve Rusya'yı ilgilendiren çok önemli deliller var elimde. Bu sebeple Birleşmiş Milletler'in koruması altına girmek istiyorum. Açlık grevi yapmamdaki amaç da zaten Birleşmiş Milletler'le görüşmek ve onların koruması altına girmek. Yani ben iddia ediyorum, normal bir hukuk devletinde benim açıklayacaklarım ve benim açıkladıklarım ve açıklayacaklarım ve benim sunacaklarım deliller sonrasında AK Parti hükümeti istifa etmek zorunda kalırdı. Tabii normal bir hukuk devletinden bahsedersek. Normal bir hukuk devletinden bahsedersek Süleyman Soylu'nun bir haftadır çoktan istifa etmesi lazımdı. Bilmem hiç haberdar oldun mu olanlardan? Sedat Peker konuşmaya başladı.
İlk üç konuşmasında Sedat Peker'e dokunmadı. Fakat şimdi Sedat Peker üzerinden gidiyor. Ondan sonra da büyük bir olasılıkla başkalarıyla beraber devam edecek. Silah satımıyla ilgili bir şeyler anlatmaya başlayacak. Bu şekilde gidiyor. Dün Süleyman Soylu konuşurken televizyonda ilginç bir şey söyledi. Seni MİT olarak isim vermedi ama sen olduğun belli. Senin MİT olarak kendilerini yakaladığını ve kendilerini teslim ettiğini söyledi. Bu konuda önce bunu konuşalım, sonra diğer konulara geçeceğim. Abi şimdi ben Süleyman Soylu'nun konuşmasından şöyle başlayabilirim müsaaden olursa. Şimdi dün diyor ki İçişleri Bakanı, işte ben Gürcistan'a diyor iade etmediği için diyor dargınım diyor. Tabii hani ismini vermiyor ama beni söylüyor. Seni söylüyor. Normalde devletler arası ilişkilerde uluslararası hukuk kuralları işler. Atırgönül ilişkileri işlemez. Evet. Gürcistan Türkiye'nin göndermiş olduğu Interpol dosyasını inceledi. Yalanlarla ve sahte delillerle oluşturduğunu gördü ve beni uluslararası kanunlara göre iade etmedi. Yine aynı şekilde Gürcistan'da Kızılaç kurumu dosyamı inceledikten sonra sunduğum delillerin doğru olduğunu tespit etti. Türkiye'ye gönderilmememi, gönderilmem halinde can güvenliğim olmadığını bildirdi. İçişleri Bakanı Gürcistan'da beni ellerinden kaçırdıklarını açıklıyor. Çünkü beni öldürmek için Gürcistan'a bir ekip gönderdi. Ben bunu öğrenince Gürcistan'dan çıktım. Süleyman Soylu aslında dün bunu bir şekilde itiraf etmiş oluyor. Ayrıca Arjantin'de beni emniyet istihbaratının yakalattığını söylüyor. Evet, beni burada istihbarat ajanı Özgür Demir ve Arjantin Türkiye Büyükelçiliği tuzağa düşürerek yakalattılar. Bu konuyla ilgili ben zaten dava açtım ve kanıtlayacağım. Süleyman Soylu benim için Arjantin'e bir ekip gönderdiğini de söylüyor abi. Şimdi size sormak istiyorum. Ben zaten hukuki olarak iade talebinde bulunmuşlar ve yasal süreç devam ediyor. Bu ekip buraya hangi amaçla ve ne yapmak için gönderilmiş olabilir? Yani bu çok önemli. Bir de Emir Uslu bugün yayınladığı bir Twitter'da diyor ki, yani Kolombiya'da çok yüklü bir kokain trafiğiyle ilgili Kolombiya ekip göndermeyen Süleyman Soylu neden Arjantin'e Serkan Kurtuluş'la yani ilgili ekip gönderiyor? Yani evet. Demek ki abi bugüne kadar benim yaptığım FETÖ borsası, gazeteci Süleyman Gencel olayı, suikast planı, gazeteci Süleyman Gencel'e suikast planı, Suriye'deki savaş suçları, Andre Brunson suikastıyla ilgili söylediklerim ve elimdeki delillerinden korkuyorlar ve bu sebeple beni almak için her şeyi yapıyorlar. Türkiye burada benim iade davamla ilgili avukat tuttu ve bu avukatlık ofisine 250 bin dolar ödediği ve iade olmam durumunda 1 milyon dolar daha ödeyeceği yönünde çok ciddi duyumlar var. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iade davasıyla ilgili avukat tutmayan AKP hükümeti abi sadece benim için yüklü miktarda para ödeyerek avukat tutmasının sebebi çok ilginç olması kadar sebebi de belli değil mi yani? Ben yalan söylüyorsam, elimdeki deliller yoksa benden neden benim iademle ilgili bu kadar çok uğraşıyorlar? Ben Süleyman Soylu'nun bu çırpınışını, yani Süleyman Soylu'nun bu çırpınışı bana Aziz Nesin'in kazık giriyor, kazık hikayesini hatırlatıyor abi. Peki avukat Türk mü? Onların tuttuğu avukat yok. Arjantinli abi. Arjantinli avukat. Tabii. Peki sonuçlanmadan zaten hiçbir şey yapamazlar. İltica dosyası sonuçlanmadan hiçbir şey yapamazlar. Böyle bir yasa yok. Yok ama abi buraya ekip gönderiyor. Yani şimdi yasal süreç devam ederken buraya gelen ekip ne amaçla gelebilir? Ne yapmak için gelebilir? Ekibi şimdi sen hapishanedesin. Ekibi seni kaçırmak için mi gönderiyor? Öldürmek için mi gönderiyor? Bunu çok iyi irdelemek lazım. Abi şimdi beni öldürme yolunda girişimleri var. Ben şu an elimde bazı bu konuyla ilgili de bilgiler var. Onları şu an teyit etme aşamasındayım. Hatta çok yakınımda dönüyor bu işler. Tabii şu an teyit etmek istiyorum. Bazı şeyler var. Onları teyit etmeden tam net olarak bir şey söylemiyorum ama yani beni öldürmek. İkincisi beni buradan bazı ilişkilerini kullanarak iademi sağlamaya da çalışıyor olabilirler. Çok karanlık. Yani ne yapmak istediklerini tam olarak ben de çözemiyorum. Peki bu ne kadar da sürüyor avukat meselesi? Abi ilk ben daha iade davam başladığında benim davamla ilgili avukat tuttular ve benim iade mahkememe avukat katıldı. Bu dünyanın hiçbir yerinde hiç kimseyle ilgili ben araştırdım, görüştüm, birçok kişiye sordum. Hiç kimsenin iade davasında Türkiye avukat tutmuyor ve bu kadar yüklü miktarda paralar ödemiyor. Yani bunu sadece benim için yapıyor.
Yani neden yapıyor abi? Yani bu çok basit. Çünkü beni şimdi Türkiye'ye gönderseler, düşün abi, ben mahkemede basının önünde Binali Yıldırım, Nikhet Otar, MİT Bölge Başkanı Gürbüz Yüksel, İzmir İstihbarat Şube Müdürü ve daha sonra İstihbarat Daire Başkanı Yardımcısı olan Kudret Dikmen ve dönemin İzmir AK Parti İl Teşkilatındakiler hakkında açıklamalar yapıp deliller sunacağım. Sizce abi Akfe hükümeti benim mahkemeye çıkıp bunları anlatmama müsaade eder mi? Beni mahkemeye çıkarmadan önce cezaevinde bir şekilde infaz edip susturacaklardır. Evet. Zaten bunun geçmişte bir tane değil, onlarca değil, yüzlerce örneği var. Türkiye cezaevlerinde insanların nasıl infaz edildiğini tüm dünya biliyor. Ayrıca abi mesela Ahmet Kurtuluş neden öldürüldü? Türkiye cezaevlerinde birçok kişi ağır hastalıklar sebebiyle ölüyor. Ölümcül hastalar bile sağlık gerekçesiyle tahliye edilmiyorken Ahmet Kurtuluş 40 yaşında ve sağlıklı olduğu halde sağlık gerekçesiyle tahliye edildi. Kendisi ev hapsindeyken ve polis koruması varken evinde öldürüldü. Sitenin tüm kamera sistemleri silindi. Emniyette kendi Ahmet telefonun içi tamamen boşaltılıp silindi. Neden Ahmet Kurtuluş öldürüldü? Konuşmaya başladı. Şu an ben de konuşuyorum. Yani benim konuştuklarım çok önemli. Yani ben buradan Rusya ve Amerika'ya çağrıda bulunuyorum. Çok önemli deliller var elimde. Ve ben bunları onlarla paylaşmaya hazırım ve paylaşacağım. Yani bunlar AK Parti'yi çok zor durumda bırakacak deliller. Bunlar da bunlar... O yüzden beni öldürmek istiyorlar. İade alıp öldürmek istiyorlar. Hı hı. Bunlar daha çok silah satışı üzerinden mi, uyuşturucu mu? Abi ben uyuşturucu şeylerini bilmiyorum ama silah satışı, ondan sonra Rusya'yı ilgilendiren çok önemli olaylar var. Rus pilotlarının öldürülme olayları var. Ondan sonra işte Andre Brunson suikastı var. O suikast girişimi. Yani onunla ilgili yapılan çalışma. Yani bu tarz şeyler. Yani terör örgütlerine silah yardımı, yine terör örgütlerini kamplarda, Türkiye'deki kamplarda eğitmek, barındırmak, tedavilerini yapmak, hastanelerde ameliyatlarını yaptırmak gibi birçok konu. Peki sana bir şey soracağım Serkan. Sence Mehmet Ağar son birkaç yıldır niye devreye girdi? Abi Mehmet Ağar bugün Süleyman Soylu İçişleri Bakanı yapan Mehmet Ağar'dır. Ben de ilginç bir bilgi vereceğim. Süleyman Soylu Mehmet Ağar'ın denetiminde olan bir benzin istasyonu vardı İzmir'de. Mehmet Ağar Süleyman Soylu'yu oraya koymuştu. Süleyman Soylu oradaydı. Bildiğiniz bir benzin istasyonu. Evet. Daha sonra tabii Süleyman Soylu Mehmet Ağar çok derin ilişkilere sahip. Hem mafya içerisinde hem devlet içerisinde kendisi. AK Parti bunları kullanmak için, bu ilişkileri kullanmak için Mehmet Ağar'la yakın ilişkiler içerisine girmek zorunda kaldı. Anlaşma yaptı. Bu sebeple Mehmet Ağar'ın zaten kimlerle yakın olduğu belli. Sedat Peker'in kimlerle düşmanlık yaşadığı belli. Aslında işte çok net bir şekilde ortada. Peki uluslararası ilişkileri var mıdır Mehmet Ağar'ın sence? Bence vardır. Vardır. Çünkü neden vardır abi? Biliyorsunuz devletler arasında al gülüm ver gülüm. Mesela işte bugün Süleyman Soylu resmen, yani bir İçişleri Bakanı diyor ki biz diyor işte kafasına diyor çuval geçirerek iade ettik diyor. Şimdi bazen işte başka bir devletin istihbarat birimi Türkiye'den bazı illegal taleplerde bulunmuştur. Mehmet Ağar bunları yerine getirmiştir zamanında İçişleri Bakanı olduğu dönemde. Mehmet Ağar da aynı şekilde başka istihbarat birimlerinden, başka ülkelerin istihbarat birimlerinden bir takım taleplerde bulunmuştur. Onlar onu yerine getirmiştir. Bu şekilde güçlü ilişkileri vardır. Ben inanıyorum, yani güçlü ilişkilerin olduğunu inanıyorum uluslararası. Peki sence birdenbire Sedat Peker'in İşte Nisan'da bana söz verilmişti, dönecektim demesi yeterli bir neden mi bu kadar konuşması için? Yoksa işin içinde... Bence daha hiçbir şey konuşmadı. Bence daha çok şey konuşacak. Yani şöyle, AK Parti'nin şöyle bir politikası var. AK Parti herkesi kullanıyor, daha sonra kullanıp bir kenara it atıyor. Ben Sedat Peker'in bütün açıklamalarını dinleyemedim ama tahmin ettiğim kadarıyla AK Parti Sedat Peker'i kullandı. Cumhurbaşkanıyla tokalaşırken resmi var. Mitingler yapıyordu. AK Parti için mitingler yapıyordu. AK Parti ile olan ilişkileri zaten çok net bir şekilde ortada. Demek ki bazı sözler verdiler, yerine getirmediler. Şimdi o da açıklamalar yapmaya başladı. Bence çok daha fazla açıklamalar yapacak ve bu sadece Sedat Peker değil. Birçok kişi zaman içerisinde
AK Parti hükümetinin işlediği suçlarla ilgili yaptığı illegal işlerle, yapılanmalarla ilgili açıklamalar yapacaktır. Benim düşündüğüm gibi düşünüyorsun. Daha çok kişi açıklama yapacak. Peki benim bir düşüncem varsa merak ediyorum. Şimdi bu sanki Alaaddin Çakıcı'nın serbest bırakılması sonrası piyasa kavgası gibi anlatılmaya çalışıldı. Ben bütün bu Sedat Peker açıklamalarının esasında Alaaddin Çakıcı'yla hiçbir bağlantısı olduğuna ve bir pazar kavgası olduğuna inanmıyorum. Bu konuda ne diyorsun? Abi aslında şöyle söyleyeyim. Alaaddin Çakıcı ile Sedat Peker'in eskiye dayanan bir husumetleri var, bir düşmanlıkları var. Evet. Onun için derin devletin bir kısmı bir tarafta durdu, öbür kısmı öbür tarafta durdu. İkisi yani aslında bu derin devletin içindeki bir çarpışma. Yani Sedat Peker de burada sadece bir figür bence. Yani şu an derin devletin içerisinde bir savaş var. Ben şöyle düşünüyorum. Alaaddin Çakıcı hep arkasını MİT'e ve emniyete dayadı. Sedat Peker'in arkasında MİT emniyetten çok hep asker oldu. Bu böyle bir çatışma, derin devletin böyle bir çatışması olabilir mi? Tabii abi. Yani iki tarafın arkasındaki güçler şu an çarpışıyor, savaşıyor. Güç savaşı var şu an. Yani büyük bir savaş. Yani bu çok daha derinlere gidiyor. Yani sadece göründüğü gibi değil, çok daha derinlere gittiğini ve bu çok kişinin konuşacağını, bunun yani çok şeyler ortaya çıkacak. Yani bu Türkiye için üzücü, bir yandan da iyi bir şey. Çünkü Türkiye bence bağırsaklarını temizleyecek bütün bunlarla. AK Parti hükümetinin bugüne kadar yaptığı bütün o illegal yapılanmalar, mafyavari ilişkiler, işlediği suçlar, yani sadece terör suçları değil, yani insanlık suçları, savaş suçları değil. Yani mafya ile beraber yaptığı işler, mafyaya yaptırdığı işler, bütün her şey gün yüzüne çıkacak ve çıkmaya başladı. Bu yüzden zaten ben Süleyman Soylu'nun bu çırpınışını, Aziz Nesin'in kazık giriyor, kazık hikayesini bana hatırlatıyor. Peki şimdi senin açıklamalarından sonra da iyice bir telaş alır mı bunları? Sen de diyorsun bir takım açıklamalarda bulunacağım diye. Ve bugün... Yani, bugün yapacağın mesela bir açıklama var mı? Abi şimdi ben genel anlamda açıklamalarımı yaptım ama bunlarla ilgili mesela şimdi Rusya'yı çok ilgilendiren elimde çok önemli deliller var. Amerika'yı ilgilendiren elimde çok önemli deliller var. Bugüne kadar bunları yayınlamadım. Bunları da ancak mesela Amerika'yı ilgilendirenleri Amerika'yla, Rusya'yı ilgilendireni de Rusya'yla paylaşmak düşüncesindeyim ve bunlarla ilgili zaten bazı şu an şeyler var, girişimler var. Bunlar gün yüzüne çıktıktan sonra zaten kıyamet kopacak. Anladım. Şimdi Sedat Peker son açıklamasında, yani iki açıklamanın arasında Hadi ve Süleyman Özışık'la bence bir hesaplaşmaya gitti. Bütün bu derin devlet Erdoğan ilişkilerinde hepsinde daha çok canı yanacak gazeteci var mı? Yani ya da sözüm ona gazeteci. Tabii abi, olmaz mı? Yani sadece gazeteci değil, milletvekilleri, iş adamları, bürokratlar, hepsi bu işin içinde. Yani öyle bir şey ki torbanın içinde herkes o torbanın içine girmiş abi. O kirli torbanın içinde herkes var. Yani elini atsan yani Cumhurbaşkanı'na kadar uzanıyor abi. Yani bunun daha ötesi var mı? Cumhurbaşkanı'na kadar uzanıyor. Tabii Binali Yıldırım mesela bu işlerin başında, benim elimde Binali Yıldırım'la ilgili ses kayıtları var. Daha benim yayınlamadığım, vermediğim ve ben de kendimi uluslararası alanda Birleşmiş Milletler'in koruması altına almak için çabalıyorum. Ancak o koruma altına alındıktan sonra bazı bilgileri paylaşmaya başlayacağım, delilleri. Zaten bu Kurbanoğlu olayına gittiğimizde bu Azeri meselesinde o Bodrum'daki marinadan çok petrol taşımacılığına giriyor. Orada da Erdoğan'la Binali Yıldırım'ın çocuklarının tanker meselesi ve tankerlerin çoğaltma işi oluyor. O iş bir patlarsa zaten bir felaket çıkacak gibi gözüküyor. Ne diyorsun bu konuda? Evet abi, bu işinden alınan petrollere kadar da abi. Yani bütün hepsinde bunların çocuklarıydı zaten abi. Yani bugün Tayyip Erdoğan yıllar önce bir YouTube'da bir videosu var. Elindeki yüzüğünü gösteriyor. Diyor ki benim tek
mal varlığım budur diyor. Eğer diyor bir gün diyor benim bundan başka bir mal varlığı olduğumu duyuyorsanız bilin ki ben çalmışımdır diyor. Bugün dünyanın en sayılı zenginleri arasında. Çocuklarının evet. Servetlerinin adli hesabı yok. Evet. Umarım her şey düzelir Serkan. Bence bu işleri açlık grevi yapmadan da çözebilirsin. Ben baştan sona karşıyım açlık grevine. Umarım hallolur ve hallolacak gibi gözüküyor bizim de aldığımız. Tabii ülke çok üst düzey baskılar yaptığını düşünüyorum. Çünkü 11 aydır nitecilik talebimle ilgili hiçbir cevap alamadığım için bu bende kuşkular yaratıyor ve ben sadece açlık grevindeki yapmamın amacı Birleşmiş Milletler'le görüşmek ve Birleşmiş Milletler'in koruması altına girmek istediğim için bunu yapıyorum. Abi kart bitiyor, hemen yeni kartla arayayım abi seni. Tamam oldu. Hemen arıyorum abi. Merhaba tekrardan. Merhaba abi. Şimdi senin İltica için beklediğin süre 11 ay dediğin esasında çok fazla bir süre değil. Bunu neden söylüyorum? Normalde bir yıl falan süren bir olaydır iltica meselesi. Ama şeyi hesap etmen lazım. Bütün bürokrasi aynı durumda, bütün dünyada. Koronavirüsü hesap etmen lazım. Koronavirüsten dolayı bütün yazışmalar çok ciddi bir şekilde aksamış durumda ve eleman sayısı neredeyse yarı yarıya hatta daha da düşmüş durumda. Fransa'da da aynı şey yaşanıyor, Almanya'da da aynı şey yaşanıyor. O yüzden o konuda çok endişelenmen yersiz gibi geliyor bana. Abi şu an ben aşı grevinin 11. günündeyim. Dün 10. gün itibariyle 6 kilo kaybettim. Ben abi buradan bu yayın meselesi şunu da söylemek istiyorum. Şimdi abi beni milliyetçi duygularla kullanıp bizzat AKP'nin kurduğu resmi FETÖ antiterör örgütü diye isimlendirdikleri yapının içine aldılar İzmir'de. Şimdi ben açlık grevim nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. Bir yolun sonunda ölüm de olabilir. Çünkü ben hiçbir şekilde bırakmayı düşünmüyorum ve bırakmayacağım. Yani İzmir İstihbarat Şube Müdürü bazı iş adamlarını İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne getirmemi istedi. Ben de o dönem bazı iş adamlarını sadece yani aldım ve İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne götürdüm. Evet. Bu iş adamlarından buradan haklarını helal etmelerini istiyorum. Çünkü ölüm var, kalım var. Sadece benim yapmış olduğum şey buydu. Bununla ilgili sadece bir vicdan azabım var. Sadece bu iş adamlarını alıp resmi olarak aldım. İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne götürdüm. Sadece bu kadar. Ve bunların hakkı sadece bu yayın meselesiyle bu iş adamlarından haklarını helal etmelerini istiyorum. Evet. Serkan teşekkür ederim programa katıldığın için. Umarım bir an önce çözülür. Çabalarında bir şekilde yerini bulur. Dediğim gibi ortalık fena karıştı. Ben ilk defa duyuyorum bu dünyada bir ilticacı için ilticasını önlemek amacıyla avukat tutulduğunu ilk defa duyuyorum. Bu da önemli bir haber olacak bizim açımızdan ve bütün Türkiye'de demokrasiyi savunan herkes açısından. Evet, evet abi çok sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Umarım ölümü açlık grevini bırakırsın. Çünkü dediğim gibi her zaman sonuç vermeyebiliyor. Ve ben işlerinin çözüleceğine inanıyorum. Abi ben amacım Birleşmiş Milletler'le görüşüp onların koruması altına girmek ama onu sağlayamazsam eğer açlık grevim ölümle sonuçlansa bile ben bazı yazılar yazdım, bazı deliller. Yani ben ölümüm bile bunlara en azından bir şeyleri ispatlayacak. Yani bazı şeylere hizmet etmiş olacak. Yani bazı doğruları çıkaracak. Yani beni burada açlık grevinden ölsem bile beni susturmuş olamayacaklar. Benden kurtulmuş olamayacaklar. Ben otomatik olarak bütün hepsi basına verilecek. Ben her şeyi yazdım. Bugüne kadar açıklamadım. Bazı şeyleri de yazdım. Bir yerlere gönderdim. Güvendiğim bir yerlerde duruyor. Benim başıma burada bir şey gelmesi durumunda yani açlık grevinden dolayı ölmem durumunda ya da başka bir sebeple ölmem durumunda. Zaten ben bu şimdiye kadar açıklamadığım delilleri de
yayınlayacaklar. Bu konularla ilgili son sözlerimi de açıklamalarımı da yayınlayacaklar. Onun için abi ben ölümü de göze aldım. Birleşmiş Milletler'le görüşüp onların koruması altına girinceye kadar açlık grevini hiçbir şekilde bırakmayacağım abi. Peki kapatmadan önce son bir soru soracağım. Senin bu durumunla ilgili Türkiye'den bu girişimleri İçişleri Bakanlığı mı yapıyor, MİT mi yapıyor, Cumhurbaşkanlığı mı yapıyor? Abi İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı olarak biliyorum. Ama tabii net bir bilgim yok. Ama tabii duyumlarım var. Benim de bazı yerli haberler alabiliyorum. Hı-hı. Yani ben İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı olarak biliyorum. Tamam. Serkan çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim abi. Umarım her şey bir düzelir ve sağlığına kavuşursun. Umarım abi. Umarım. Çok sağ olasın abi. Sen tekrar sen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Evet, ilginç bir konuşma geçti. Bir yerde özür dilerim. Süleyman Soylu diyeceğim yerde, daha doğrusu iki yerde arka arkaya Serkan Sedat Peker demişim. SP'yi karıştırmışım, onun için özür dilerim. Evet, ilginç bir noktaya doğru geldi Türkiye. Şu anda Alaaddin Çakıcı'dan sonra Kürşat Yılmaz da serbest bırakıldı. Peki Kürşat Yılmaz nasıl serbest bırakıldı? Mahkeme kararını başka bir programda ya da gelecek programda detaylı incelerim ama Devlet Bahçeli'nin bir lafı geldi yine aklıma. Peki ülkü ve ülke sevdalısı olan Kürşat Yılmaz, Alaaddin Çakıcı 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi onlar için bir kampanya yapılacak mıydı diye buradan hem ikisinin serbest bırakılmasını sağlıyor hem de Selahattin Demirtaş'ın davasına ve onun için verilen mücadeleye bir taş atıyor. Evet, iş ilginçleşmeye başladı iyice. İlgincin de biraz ötesine geçmeye başladı. Tekrar hoş geldin Serdar. Ne diyorsun? Kısaca bunu konuşalım, sonra esas senden konuşmak istediğimiz konuya geçeceğiz. Serkan Kurt'un iddiaları önemli. Ben onun Amerikalı Rahip Bronson ve Suriye'deki silah kaçakçılığı konusunda bilgisi olduğuna inanıyorum. Ama elindekini hangi ortamda paylaşır bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Yalnız o yakalanması konusundaki iddialar ilginç. Çünkü Serkan'ı uzun süre oyalayıp sonra Kolombiya'dan Arjantin'e getiren Özgür Demir isimli Türkiye'nin konsolosluğunda çalışan takip memuru. Ben bu konuda yazdım, tek başına değil, bir de bir MİT çalışanının adını kullanan bir başka ortağı daha var. Bu ikisi Serkan'ı aslında Arjantin'de tuzağa düşürüyorlar. Bu Özgür Demir Serkan'ı havaalanından alıyor. Hatta gümrük memurlarının bile kontrol etmesine izin vermeden geçiriyor gümrükten. Bunların kamera kayıtları var. Serkan da zaten bu konuda bildiğim kadarıyla davacı. Özgür Demir'in Serkan'ın şikayetçi olmasından sonra görevine son veriliyor, takipçilik görevine. Sonra dava açıyor Dışişleri Bakanlığı aleyhine, kazanıyor. Ona rağmen Dışişleri Bakanlığı göreve başlatmıyor yeniden. Şöyle bir şey geliyor aklıma o zaman. Yani eğer bir istihbarat elemanı ise ve de görevi Serkan Kurtulmuş'u yakalatmak ise niye Dışişleri Bakanlığı görevine son veriyor? Bu çelişki açıklanmadan ben onun istihbarat elemanı olduğuna inanmıyorum. Benim gözümde Serkan Kurtuluş'u Arjantin'de çeşitli vaatlerle
vatandaşlık alacağına ya da iltica alacağına inandıran bence dolandırıcı. Ama bana da şöyle bir not geldi. İstihbarat elemanları tarafından aranıp Özgür Demir'i rahat bırakman konusunda uyarılacaksın dendi. Henüz böyle bir şey gerçekleşmedi. Sadece şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi Özgür Demir'in birlikte çalıştığı ve özellikle Afrika'daki Türk iş adamlarına işte sizi istihbarat elemanıyım, sizi FETÖ'cülükten kurtarırım diye para toplayan biri var. Ben onun hakkında da yazmıştım, Murat Özler diye. Benim hakkımda İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Geçtiğimiz günlerde 18 Mayıs'ta gidip savcılığa ifade verdim. Hatta bu kişinin hakkında Dışişleri Bakanlığı'nın bütün büyükelçiliklere yazdığı aman dikkat edin bu kendisini istihbaratçı olarak tanıtıyor ve insanları dolandırıyor diye yazdığı yazıyı da bir delil olarak sundum savcılığa. Ne çıkacak bilmiyorum ama yani ben Özgür Demir'in de istihbarat elemanı olduğu konusunda şüphelerim var. Çünkü öyle olsa Özgür Demir'i korurlardı. Ya da sizin belirttiğiniz gibi öyleyse derin devletin içinde bir kavga var. Bir grup Özgür Demir'i kurtarmaya uğraşırken bir grup da onun sahtekar bir dolandırıcı olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Bu kavga olabilir mi? Olabilir. O konuda bir şey söyleyemem ama elimdeki delillere göre şu anda görünen böyle bir kavga var. İkinci konu Serkan'ın elbette siyasilerle ilgili FETÖ borsası üzerine bildikleri var. Bunları çok konuştuk, çok da yazdık. Ama Serkan'ın bir özelliği daha var. İşte Suriye'de bir dönem gidip orada Suriye ordusuna karşı savaşmış biri. Bu nedenle de orada olup biten bazı şeyleri biliyor olabilir. Ben ne bildiği konusunda bilgi sahibi değilim. Benimle paylaşmadı bunları. Ama muhtemeldir bu bilgileri Rus Büyükelçiliği ile paylaşmak istiyor olabilir. Benim bildiğim kadarıyla da böyle bir talep var Rus Büyükelçiliğinden, yani Arjantin'deki Rus Büyükelçiliğinden. Nasıl daha önce Raip Branson olayında devreye girdiği gibi FBI'in, burada da belki Rus Büyükelçiliği direkt belki gizli servisi, kendi istihbarat servisi aracılığıyla bir iletişime girebilir. Ama konunun detaylarını bilmiyorum. Bu konuda Türkiye sıkışmış vaziyette aslında. Çünkü bir de anımsarsanız Ukrayna'da yakalanan, Türkiye tarafından iadesi istenen ama iade edilmeyen bir eski özel kuvvetler yüzbaşısı var. O da bu Suriye'ye satılan silahlar hakkında ciddi açıklamalarda bulunuyor. Hatta mahkemeye bu konuda ciddi bilgiler verdiği söyleniyor. O yüzden yani onu da birleştirdiğimiz zaman Türkiye bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilir gibi geliyor bana. Serkan'ın buradaki etkisi ne kadar olur onu gerçekten kestirmek zor. Şimdi o devletin hani bir sistemi var ya, yap işte devlet, onun dördüncüsü de sonra bizi kazıkla işte yolu yap, sonra biz sana şu kadar insan geçti diye ödeyeceğiz, hastaneyi yap, biz sana şu kadar hasta insanı hasta edeceğiz diye garantileri var. Derin devlet de şöyle bir şey yapmış herhalde, kullan işlet devlet, at gitsin. Yani bu insanlar biraz da o şekilde olmuşlar. Buna Sedat Peker de dahil, işte bir dönem Alaaddin Çakıcı da öyleydi. Şimdi tekrar çıktık olan işte Serkan da aynı durumda. Yani kullanmışlar. Hatta anımsarsın işte Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ölmeden önce Muhsin Yazıcıoğlu bizi kullandılar diye feryat etmiş ve bir takım açıklamalarda bulunacağını söylemişti.
İşte yap işlet devlet yerine kullan işlet devlet noktasına gelmiş derin devlet. Şimdi ikinci bir mesele var tabii. Herkes şu anda Marina'yı tartışıyor. Bana Marina sanki bu işin bir paravanıymış gibi geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Olabilir. Önce şunu öğrenmek istiyorum senden. Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Ağar ve Azeri iş adamı Gurbanoğlu. Bu ilişkiyi biraz anlatır mısın? Şimdi tarihleri bildiğimiz kadarıyla Recep Tayyip Erdoğan'la Mübariz Gurbanoğlu'nun ilişkisi eski. Onu nereden biliyoruz? İşte eniştesinin ve oğlunun ortak olduğu gemi şirketinden. Mehmet Ağar'ın buraya eklenmesi ise tamamen bu 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimiyle doğru orantılı. 17-25 Aralık'dan sonra Recep Tayyip Erdoğan cemaate karşı tavır alınca özellikle emniyet içinde güçlerini zayıflatmak istiyor. Ama böyle bir kadrosu yok, bürokratik bir yapısı yok. Yerlerine yenisini koyamıyor. Bu yüzden direkt Mehmet Ağar'dan yardım istiyor. Niye? Mehmet Ağar hem eski bir emniyetçi, polisin içinden gelme, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış. Kadroları çok iyi tanıyor. Böylelikle şöyle bir değişim yaşanıyor 17-25 Aralık'tan sonra. Cemaatçi polislerin yerine Mehmet Ağar'ın ülkücü polisleri geliyor. Zaten dikkat ederseniz bu 15 Temmuz darbe girişiminde askerden daha çok katılım var, polisten çok katılım yok. İşte bunun nedeni Mehmet Ağar'ın o döneme kadar emniyet içinde yaptığı değişikliklerden kaynaklanıyor. Süleyman Soylu da zaten halef selefler onlar politikada. O yüzden İçişleri Bakanlığı'na gelmesinde de etkisi olduğu için Mehmet Ağar'ın AKP iktidarıyla özdeşleşmesi ya da yakınlaşması işte bu dediğim gerekçeyle oluyor. Mübariz Mansuroğlu için ise bu farklı. Birileri Mübariz Mansuroğlu'nun kulağına gidip Türkiye'de iş yapması için güçlü kimselere ihtiyacı olduğunu söylüyorlar ve buna inandırıyorlar. Bunun üzerine böyle bir ilişki kuruluyor. Ama bu ilişki bir ticari ilişki değil. Evet. Ticari ilişki Mübariz Gurbanoğlu'nun Yalıkavak'taki marinayı almasından sonra başlıyor. Aslında orada da Mübariz Gurbanoğlu'nun çok bir etkisi yok. Çünkü o devrettikten sonra Mehmet Ağar ve daha doğrusu önce oğlu Tolga Ağar, şu anda AKP Elazığ milletvekili olan, daha sonra baba Ağar yönetim kuruluna giriyor ve oğlu milletvekili seçilip meclise gittikten sonra da yer değiştiriyorlar. Şimdi şu anda yani Mehmet Ağar yönetim kurulu başkanı, oğlu Tolga Ağar da yönetim kurulu üyesi. Ama şunu söylemek lazım. Her ikisinin de o şirkette yani Marina'nın sahibi olan şirkette tek bir hisseleri dahi yok. Gerçekten de kendi söylediği gibi profesyonel yönetici. İşte orada yani, şöyle bir evet. Evet. Seni dinle. Profesyonel yönetici doğrusu bu. Ama orada kafaları karıştıran bir açıklama var. Mehmet Ağar gazeteci Saygı Öztürk'e konuştuğunda kendisinden orada yönetici olması için ricacı olunduğunu söyledi. Bunu Saygı Öztürk çok yakın bir devletin devlet başkanı olarak açıkladı ki yani orta düzeyde zekası olan biri bunun Azerbaycan devlet başkanı İlhan Aliyev olduğunu anlaması zor değil. Aynı Mehmet Ağar ertesi sabah apar topar tekrar aynı gazetenin televizyonda canlı yayına çıkıp benden kesinlikle Cumhurbaşkanı düzeyinde böyle bir talepte bulunulmadı. Bunun yerine
şirketin sahibi olun dediler. O şirketin sahibi çok önemli tek kişi aslında. Anar Alizade isminde, evet. Azerbaycan vatandaşı biri. O nasıl çok karmaşık ilgili var. Anlayamadım. Ya onu Anar Alizade nasıl devreye giriyor bu işte? Anar Alizade Sokar'la, yani Azeri Devlet Petrol Şirketi Sokar'la çok sayıda ortak şirketi bulunan ve şu anda Sokar'ın dünya başkanı olan kişinin kuzeni. Dolayısıyla Mübariz Mansimov'la tanışıyorlar. Zaten Mübariz Mansimov büyük oranda gemiciliğini, bu sektördeki işini Karadeniz'de ve Hazar Denizi'nde yapıyor. İki tane çalıştığı büyük şirket var. Bunlardan birisi Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar. Diğeri ise Rusya'nın Devlet Petrol Şirketi Lukoil. Tuhaftır, her ikisinin başında da Azerbaycan kökenli insanlar var. Bunlarla iş yapıyor. Yani hem Hazar Denizi'nde gemileriyle petrol taşıyor, hem de Karadeniz'de gemileriyle petrol taşıyor. Tabii bunun dışında işte Akdeniz'de ve dünyada kendi gemileri petrol taşımacılığı yapıyor. Burada bir parantez açmakta belki yarar var, hafızaları tazelemek için. Anımsarsınız, Suriye konusunda Rusya ile Türkiye aynı yerde durmaz iken Rusya Türkiye'nin özellikle Suriye'deki petrolü IŞİD üzerinden alarak kaçak yollarda Akdeniz üzerinden dünyaya sattığını iddia etmiş. Bu konuda bir takım görüntüler yayınlamış ve bunu da Birleşmiş Milletler'e taşımıştı. Sonra Türkiye ile Rusya'nın arası düzelince bu iddialar gündemden düştü ve şu anda hiç gündeme gelmiyor. İşte bu dönemde öyle bir şey oluyor ki kendileriyle ilgili anlaşmaları bozdukları gerekçesiyle Mübariz Mansimov hem Rus Lukoil şirketine hem de Azeri Devlet Petrol Şirketi Sokar'a dava açıyor. Avrupa'da, İngiltere'de, Hollanda'da. Evet. Bunların bir kısmı bitti, bir kısmı daha devam ediyor davaları. Bu arada bunlar olurken sanıyorum Gurbanoğlu hem Erdoğan'ın hem de Yıldırım'ın çocuklarının tankerlerini kullanmaya başlıyor. Zaten şöyle, tanker meselesi, Gurbanoğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın, yani bugün bizim Cumhurbaşkanımızın, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın eniştesi Ziya Ülgen ve oğlunun ortak olduğu BMZ şirketine gemi yapımı için anlaşıyor. Bu gemiler için Bankasya'dan kredi alınıyor. Ve gemi yapılırken... Bankasya'dan tabii alınıyor. Bunu bir daha söyleyeyim ben, parantez içinde. Evet. Tırnak içinde, parantez içinde. Evet, Bankasya'dan alınıyor. Hadi köşeli parantezle yapayım şöyle. Sonra tabii bu kredinin geri ödenmesi gerekiyor aylık olarak. Bunun üzerine Mübariz Gurbanoğlu bu Erdoğan'ın oğlu ve eniştesine ait gemileri kendi şirketine alıyor, kiralıyor Palmali Denizciliği. Yani 10 lira aylık kredi ödemesi varsa 10 lira aylık kira ödüyor. Böylelikle aslında BMZ Grup denen, yani Erdoğan'ın eniştesi ve oğlunun şirketi, hiç para ödemiyor gemiler için. Tabii bu davalık olup Türkiye'de sorunlar yaşamaya başlayınca ve bazı şeyler ortaya çıkmaya başlayınca bu gemileri satmak zorunda kalıyorlar. Kime satıyorlar? Azeri Petrol Şirketi Sokar'ın bir yan kuruluşuna. Peki, o yan kuruluşta Anar Alizade'nin mi? Hepsinde Anar Alizade var. Bütün bu şirketlerin arkasında Anar Alizade isim var. İşin tuhaf tarafı şu. Bu arada Mübariz Gurbanoğlu'na 2017 yılında
cemaat üyesi olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuyor. Savcı birincisi, inceleme birincisi işe yaramıyor. Hiçbir şey bulunmuyor. 2017'de. İşte 2017'den sonra bu ortaklıklar bozulmaya, birbirlerini şikayet etmeye, dava etmeye başladıkları zaman ikinci bir şey daha oluyor. Yeniden bir suç duyurusu, yeniden bir soruşturma açılıyor. Bu suç duyurusunun... Nasıl oluyorsa bulunmayanlar bulunuyor. Aslında bulunan hiçbir şey yok ortada. Yok. Önemli değil ki. Bunların ilk başında pardon sözünü kestim Serdar. İlk başında önemli başka bir şey daha var esasında. Erdoğan Gurbanoğlu'na Çalık grubunun Sabah gazetesini satmak istiyor. Fakat evet. Gurbanoğlu bizim Türk iş adamları gibi ihale almak için, yalakalık yapmak için anlamadığı gazeteyi satın almayacağı için hayır diyor, almam diyor. Yani ne yapacağım ben gazeteyi, televizyonu? Bilmediğim iş diyor. Esas kavga, evet. Kin duyma böyle başlıyor. Evet. Yani bu Türkiye tarafından. Ama Azerbaycan ve Rusya tarafından dediğim gibi Gurbanoğlu'nun mahkeme açması önemli bir durum. Çünkü milyarlarca dolar istiyor tazminat olarak. İşlerim bozuldu diye. Şimdi burada bunlar böyle giderken bir parantez açmak gerekiyor. Bu çok tartışılan Sedat Peker'in de söylediği işte bu Bodrum Yalıkavak'taki marina bu dönemin işi. Tam bu tartışmalar yaşanırken, önce iyiyken sonra bozulmaya başlamışken. Çünkü Mübariz Kurbanoğlu 2012 yılından sonra satın aldıktan sonra orayı önce tek başına satın alıyor. Önce bu Anar Alizade'nin RSR Holding'i var. Singapur'da kurulu. %50'sini ona devrediyor. Sonra 2016'da tamamını devrediyor. Ancak bir yıl geçtikten sonra 2017'de diyor ki beni kandırdılar. Çünkü buranın devrettiğim hisselerinin değeri çok düşük gösterildi. Aslında onun onlarca kat fazlasıydı. O yüzden dava açıyor. Bodrum'daki davayı kaybediyor. İstanbul'daki dava ise devam ediyor. Şimdi Mübariz Gurbanoğlu'nun İstanbul'da şikayetçi olduğu 3 isim kendi şirketinin çalışanları. Yani bana yanlış bilgi verdiler. Nasıl yanlış bilgi verdiler? Sözleşmeyi İngilizce hazırladılar. Bana detaylı bilgi vermediler. Bu yüzden de ben bu şirketin devrinden ekonomik olarak zarar ettim diyor. Şimdi bu burada Mübariz Gurbanoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu 3 isim var. Bunlar çok önemli. Yani bütün anahtar aktör aslında bu 3 kişi. Bunlardan şirketin birisi. Şirketin en önemli 3 kişisi. Evet. Şirketin CEO'su Alaaddin Aykaç, finans koordinatörü Ali Kemal Çelik'ten ve finans denetim müdürü Mehmet Ercil. Bu 3 isim o kadar çok önemli ki. Çünkü bu 3 isim Mübariz Mansimov tarafından dava edildikten sonra yapılan araştırmalarda ortaya çıkıyor ki Anar Alizade'nin diğer başka şirketleriyle ortak iş yapmışlar. Ortaklar yani bir nevi. O yüzden de Mübariz Mansimov'un açtığı davada doğal olarak bunların bu ortaklıkları ortaya çıkacağı için suçlamaların sabitlenmesi olasılığı var. Bu dediğim 2017'de işte o Mübariz Gurbanoğlu hakkında ilk ihbarda bulunulmasında başlıyor. Ama işler kötüye gittiği için ikinci olarak Mübariz Gurbanoğlu hakkında bulunan suç duyurusunda 3 tane şikayetçi var. Bu 3 tane şikayetçi kim biliyor musunuz? Alaaddin Aykaç, Ali Kemal Çelik'ten Mehmet Ercil. Yani Mübariz Gurbanoğlu'nun bana yanlış bilgi verdiler. O yüzden de ben Yalıkavak'taki marinayı satışta çok büyük zarar ettim diye mahkemeye verdiği 3 kişi gidiyorlar İstanbul'da savcılığa, diyorlar ki bu Mübariz Gurbanoğlu cemaat üyesidir, şikayetçiyiz diyorlar.
Davada iki de gizli tanık var. O iki tanıktan ikisi de Gurbanoğlu'nun çok yakınındaki isimler. Bir tanesi işte şoförü gibi böyle yardımcısı falan. Hepsi bunlar mahkemeler sürerken ortaya çıkıyor. Ama sonuçta ne oluyor? Mübariz Gurbanoğlu 5 yıl ceza alıyor. Yalnız örgüte üyelikten değil, örgüte yardım etmekten. Zaten orada da sorgulanan şu: üyesi olmadığınız bir örgüte niye yardım edersiniz ki? Tabii o zaman ne oluyor? Bir takım eski defterler açılmaya başlıyor. Nedir bu? İşte Mehmet Ağar'ın deyimiyle birlikte ya da Gurbanoğlu'nun deyimiyle birlikte özel uçakla Amerika'ya gittikleri, Pensilvanya'yı ziyaret ettikleri, o 3 defa gittik diyor, bu 5 defa gittik diyor. Ama burada da mahkemede geçen bir ifade nedeniyle dikkat çekmek istiyorum. Tanıklardan biri Türkiye'de ses sanatçısı olan Mübariz Gurbanoğlu'nun da yakın arkadaşı, geçenlerde görüntüleri de çıktı, Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül ifadesi. Sadece Mahsun değil, ilginç bir video var. İşte o videodakiler yani. Gurbanoğlu'nun annesinin doğum gününe katılmışlar. Baş koltukta Mehmet Ağar oturuyor. Ama aynı masada Osman Müftüoğlu da var. Tabii hepsi. Yani o zaman bunlar Gurbanoğlu'nun etrafındaki en yakın isimler. Osman daha Müftüoğlu aralar bozulmamış. Ne iş var anlamadım. İşte bozulmamış daha aralar. Kendisine bir arkadaş grubu edinmiş. O masada bulunan işte ses sanatçısı Mahsun Kırmızıgül şeyde diyor ki mahkemede, ben ifade tutanağını okudum. Mübariz Gurbanoğlu Şia'dır diyor. Şialıkta da diyor tarikat, cemaat olmaz. Evet. O yüzden kendi inanışına aykırıdır böyle bir tarikata ya da cemaate üye olması diyor. Şimdi bunların hiçbiri dikkate alınmıyor tabii. Ama bu arada ne oluyor? İçerideyken Mübariz Gurbanoğlu örneğin Sokar'a açtığı 3 davadan ikisini kaybediyor. Milyon dolarlık davaları kaybediyor. Bir de son videosunda Sedat Peker bir cümle sarf etti. Dedi ki bu işte Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Soylu'ya gitmişler konuşurlarken bu Mübariz Gurbanoğlu'nun davası da açılmış. Onların anlatımıyla söylüyorum. İçişleri Bakanı demiş ki ya siz yürek mi yediniz böyle şeyler söylüyorsunuz. Onun tutuklanmasını Azerbaycan'dan istediler. Evet. Bu bana işte son iki dakika kaldı. Şunu da söyleyeyim, beraber bitir. Ortada Erdoğan, Aliyev, Putin, Bermuda üçgeni gibi bir şey var gibi gözüküyor. Vallahi gözüküyor değil, öyle zaten. Yani bu eldeki bilgiler, bu bugüne kadar yaşadıklarımız bunu gayet net söylüyor. Bu Bodrum Yalıkavak'taki yat limanı işi bunların çerezi bence. Onu söylüyorum başta. Şu da bir tartışma konusu. Sedat Peker bir yıldır Balkanlarda dolaşıyor. Kimdir onu Balkanlarda dolaştıran, ona ekonomik olarak destek olan, Fas'a götüren, Fas'tan Dubai'ye götüren güç kimdir? Bunlar da aslında bu büyük, o söylediğiniz sacayağının ufak ufak çerezleri. Hatta Arnavutluk'ta öldürülen bir kadın gazeteci var. O konunun da mesela Sokar'la direkt bağlantısı olduğunu oradaki mahkemeler ortaya çıkardı. Sokar'ın orada başbakan düzeyinde nasıl rüşvet dağıttığı, daha doğrusu Sokar'ın bir kuruluşunun nasıl rüşvet dağıttığı, o gazeteci kadın arkadaşımızın, kadın gazeteci arkadaşımızın bunu araştırırken nasıl bombalı bir suikaste kurban gittiği falan, bunlar biliniyor. Bunlar da işte bu büyük sacayağının içinde meydana gelen olaylar, her biri kendi içindeymiş, kendi içinde bir olaymış gibi düşünülse de aslında büyük resmin küçük parçaları bunlar.
Evet Serdar, çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Umarım bunları daha geniş başka bir programda konuşuruz. Çünkü gelişiyor olaylar. Ona göre bir başka bir program daha yaparız. Çünkü bir el, işte başta Sedat Peker olmak üzere birilerine bu hükümeti, bu başkanlığı yok edin demiş. Şimdi onun savaşına giriyoruz gibi gözüküyor. Hep beraber yani nasıl bir noktaya doğru gidecek, sisteme doğru gidecek onu göreceğiz. Çünkü daha konuşmadığımız işte iki bakan, bir başkan ve darbe noktasına da geldi. Bir şeyler olacak. Hep Aralık'tan beri söylediğim askeri şuraya kadar Türkiye çok karışacak. Bana öyle geliyor. Evet, tekrar çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Karmaşık Türkiye'yi anlatmaya ve anlatırken de çözmeye çalışıyoruz ama gördüğünüz gibi her yer karman çorman. Bir dahaki programa görüşmek üzere.